Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 14 Ağustos 2022 günlerden pazar. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir tatil günü olur. Umarım hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarışseverler bugün 14 Ağustos 2022 Pazar günü öncelikle İzmir Şirin Yer koşulacak 10 koşuluk program analizimiz var. Burada ikinci altılı analizimle karşınızda olacağım. Ardından İstanbul Beleefendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk güzel bir program var. İzmir At yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışı analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle İzmir ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce her defasında söylüyorum sevgili yarış severler bunun içinde 12 gün ara verdim. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani videolarımı izleyen arkadaşlarımın sadece yüzde %5'i videolarıma beğeni atıyorlar. Sadece binde beşi yorum yazıyorlar. Hepinizden ricam emeklerimin karşılığında videolarıma yorum yazmanız, beğeni atmanız, like atmanız sevgili yarışseverler izlemekte olduğunuz YouTube kanalı ücretsiz bir kanal. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum diyerek 14 Ağustos 2022 İzmir 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. İzmir'de 10 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışı Altılı Ganyan'ın ilk ayağı burada rakiplerinden önde gördüğüm Özellikle bugün Ali Yıldız idaresinde piste çıkacak olmasını büyük avantaj gördüğüm bir safkan 6 numaralı Selcan Hatun. Güzel pedigrisiyle de dikkat çekiyor. Safkan bir turbo temsilcisi bir Özgünan torunu bugün ekürü koşma avantajıyla ben ilk şansı 6 numaralı Selcan Hatun'a veriyorum. Ancak... Burasının yani tay koşusu olması, altılı ganginin ilk ayağı olması sebebiyle ben rakiplerini de vermek istiyorum. Esasında çok tutuyorum Altunumalı Selcan Hatun'u. Ama sonuçta tay yarışı arkadaşlar. Yani grup yarışı olur, klasik yarışlar olur. Onlarda kesin ve kat'i konuşabilirsiniz. tabii ki <laughs> o koşuların da kesin ya da kat'i bir garantisi yok ama daha bilinçli olarak konuşabilirsiniz ama bu tür koşullarda atatı maalesef geçiyor arkadaşlar. İstediğimiz sonuçlara elde edemiyoruz. Çoğu zaman yarış içerisinde de hatalar olabiliyor. Burada 6 numaralı Selcan Hatun'a ilk rakibi ben 11 numaralı İremim'den bekliyorum. Hayatın ilk yarışında kumda koşmuştu güzel eşkaliyle dikkat çekti. Bugün Çin'de de etkili koşmasını beklediğim bir safkan. İkinci şansı ben bu isme vereceğim ve bir numaralı Yankı Alp'te bu koşuda yine etkili koşmasını beklediğim isimdir. Yani burayı 6, 11 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağına 2 İki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler burada da çok beğenimi kazanan özellikle idman pistinde çok beğenimi kazanan bir isim var. Bir numaralı Acar Tay. Evet. Bruno'nun kızının tayı. Evet. Güzel pedigisiyle dikkat çeken bir safkan. Bugün Muhammed Mirbilgin idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isimde 9 numaralı Prenses Smyrna. Bu koşuda yine etkili olmasını beklediğim isimdir arkadaşlar. Bugün bu safkanda dikkat diyorum. Yine 10 numaralı Dirarest ve 2 numaralı Brev. Özür dilerim arkadaşlar. Baba Runner isimli safkanda bu koşuda sırasıyla tuttuğum safkanlar arasında yani bir 9, 10 ve 2 şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe Çim pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı koşucu Bekir Efendi koşusu kupalı bir yarış. 128 bin lira değerinde yarış. Burada birden fazla safkanı beğendim. Özellikle idman pistinde 2 numaralı Bora Bey gerçekten güzel bir orijini var. Bir dayı bey torunu, bir uçan oldu temsilcisi. Bugün 2 numaralı Bora Bey'i ben rakiplerinden daha üstün bir adım önde görüyorum. Bu safkana sıkır rakip olmasını beklediğim isim. 6 numaralı Akar Nejat yine idman pistinde gerçekten çok rahat galobuyla dikkat çekti. Bugün Erhan Aktu idaresinde ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 5 numaralı Ege'nin aslanı form durumunu yükseltmiş görünüyor kaliteli safkan. Bugün Kadir Tokaçoğlu'nda Kadir Tokaçoğlu idaresinde birinciliği zorlayacak safkandır. Yine bir numaralı İstanbul muhafızı ekürü koşma avantajı bulunan isim 3 numaralı Baba Ozan ve 7 numaralı Arslan Turbo. Yani burayı da 2, 6, 5, 1, 3 ve 7 şeklinde sıralıyorum. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Burası da kupalı bir yarış demirci akıncıları koşusu. Ben burayı Banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Özellikle bu Safkan Taylığından beri çok sempatim olan bir isim. Mesafe istediğini her defasında dile getirdim. Son yarışı yine kısa koşmuştu. Ondan önceki yarışı 1800'de start almıştı. Sonlarda gerçekten çok rahattı bugün uygun grupta Nevzat Avcı idaresinde ben 4 numaralı Rage of the Victory isimli safkanı bu grupta günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 3 ve yukarı yaşlı özür dilerim arkadaşlar 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak. Yanlış koşuyu analiz ettim arkadaşlar. Evet e, Common Grants koşusunu analiz edecektim. Tekrar özür dilerim. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı Common Grants koşusu. Common Grants gerçekten e, çok kaliteli bir safkandı. Bir İngiliz safkanıydı sevgili yarışseverler. Bugün bu koşuda ben ilk şansı galoplarında özellikle 3 safkan çalıştılar. Dıştaki safkandı 9 numaralı Brev Eblut isimli safkan bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde bana göre rakiplerinden bir adım önde görünen isim konumunda Rockmaster'ın tayı. Yine bu safkana sıkı rakip olarak bir numaralı Agent Knight bu safkanda gerçekten Roland Tempo'da çok rahat bir şekilde idman yapmış. Bugün Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait bu safkanın da mutlak sürekli kuponlarda bulunduralım. Bu ikisi Afgan dışına çıkması durumunda yine idman pisti görüntülerini çok çok beğendiğim bir isim var. 7 numaralı Ruski bugün Mertcan Çelik idaresinde 3. şans vereceğim isim olacak. Ve 6 numaralı New Corner'da New Comer'da bugün dördüncü şans vereceğim isim olacak. Yani Burayı da 9, 1, 7 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizlerime geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Özellikle geçtiğimiz hafta ücretli WhatsApp grubumuz çok iyi geçti ardı ardına 4 altılı bulduk arkadaşlar. Çok büyük paralarda olmasa 1800 lira, 1400 lira, 350 lira, 271 lira şeklinde 4 tane güzel altılı bulduk. Grubumuz aylık 150 lira arkadaşlar. 2 aylık katılım 250, 3 aylık katılım da 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya denk gelmektedir. Yine 6 aylık katılımda 500 lira. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 TL'ye gelmektedir. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirler. Ancak her videomda söylememe rağmen e, önüne geçemiyorum arkadaşlar. Bu numaradan beni tüyo almak, tek almak ya da e, altılı yazdırmak isteyen arkadaşlarım lütfen aramasınlar. Sadece grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız bu numaradan bana ulaşabilirler. Özelden altılı ve da özelden tüyo vermiyorum sevgili yarışseverler. Bunu da buradan yarış sever arkadaşlarıma e, açıklıyorum. Ve altılı ganyının son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı iki yarışıyla kapanacak. Burada da 4 numaralı Black Trouble. Esasen bu gruptan kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum bir dönem şöyle durgunluk dönemi geçirdi. Nekat dönemi diyeyim arkadaşlar. Bir 4 ay kadar, 3-4 ay kadar bekledi. Ardından koştuğu yarışlarda çok istikrarlı olamadı. Ama son yarışında gerek derecesiyle, gerek koşu stiliyle yeşil ışık yaktı. O gün Safkan'a Ali Yıldız kardeşimiz biniyordu. Bugün yine Ali Yıldız idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Black Trouble'ı ben ilk şanslı isim olarak sizlere önereceğim. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 2 e, isim var özellikle. 7 numaralı Jutangium, 6 numaralı Handsome Man ve 11 numaralı Tuari isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir sevgili yarışseverler çok çok yerimiz varsa da 5 numaralı El Mascalero da yine galoplarında idman pistinde özellikle beğenimi kazanan safkan oldu. Büyük oynayan arkadaşlarımız bu safkanı da değerlendirebilirler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir pazar günü olur arkadaşlar. İstanbul At Yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.